Hayır ya. Ne yapıyoruz? Teneffüsün ya. Yapırsam ama arkadaşlar. Bir anda gelin taraflı yapalım. Lider Eğitim El Sanatları Kulübü Üsküdar Şubesi'ndeyiz abi. Üsküdar Sanat Atölyesi'ndeyiz. Evet. Beytli abimizle beraber tekrardan. Ebru videolarımıza devam ediyoruz. Abi battal Ebru'muzu yaptık. Gelgit Ebru'muzu yaptık. Şimdi taraklı Ebru yapacağız. Hemen başlayalım abi. Hiç vakit kaybetmedi. Ne yapıyoruz? Yine geçenki gibi önce battal Ebru'muzu önce yapıyoruz. Battal yapıyoruz. O zaman hemen başlayalım. İşlerimizi yapacağız. İnşallah. İlk videomuzda battal Ebru yapmıştık. Geçen videomuzda, bir önceki videomuzda da gelgit Ebru yapmıştık battal Ebru üzerine. Bugün de battal Ebru üzerine taraklı Ebru mu yapmış olacağız abi? Evet. Eyvallah. Şöyle boyalarımızı döküyoruz. Ebru malzemelerimizi tanıdık ilk videomuzda. Bu ilk defa şu an bizi izleyenler varsa, mesela şu an boyalarımızı döktüğümüz suyun adı kitre. Bunun nasıl yapıldığını ya da elimize tuttuğumuz bu fırçaların neyden yapıldığını vesaire Ebru malzemelerini öğrenebilirler. İlk videomuza giderek, ikinci videomuza, bundan bir önceki videomuza giderek de gelgit Ebru nasıl yapılır onu öğrenebilirler efendim. Biraz sosyal medyada dikkat edelim. Biraz fazla yakınlaştık Ebru aşkına. Abi Ebru aşkına demişken ya senin çok güzel bir sözün vardı. Ben daha önce işitmiştim senden. Ebru ile alakalı neydi o, bir söyler misin bize ya? Ebru'yu tanıtırken ben genelde şey diyorum, insanın iş dünyasının su üzerine aktarılması diyorum. Şahane değil mi ya? Aa, süper. Tanıtır, evet. Ebru, insanın iş dünyasının su üzerine aktarılması. Çok güzel. Aktarılması, tamam, evet. Battal Ebru hazır herhalde. Şimdi ne yapıyoruz gel abi? Gelgit'e çeviriyoruz bunu hemen. Gelgit'e, tamam. Gelgit yapıyoruz. Ha, gelgit yapacağız yine. Aynen, gelgit yapacağım. Taraklı. Onun üzerine taraklı yapacağız. Ha, tamam. Üstüne koya koya bir gidiyoruz. Üstüne koyarak gidiyoruz. Tamam inşallah. He, gelgit yapmadan direkt taraflı yapsak olur mu? Olur. Bu biraz daha kişisel. Az önce dediğin gibi aslında. Evet. İnsanın iç dünyasıyla alakalı, içinden geldiği gibi yapmasıyla alakalı yani, öyle mi? Aynen öyle. Tamam. Geçen videoda Ebru'mu yanlış aldım. Bu videoda kaldırırken bir taktik deneyeceğim abi. Yine yapışmasın. Ebru'm bozuldu ya. Çok da hoşuma gitti. Ne kadar güzel olmuştu. Onun üzüntüsünden videoyu bile çok hızlı bitirdim geçen videoda. Abi gel git yaptık. Şimdi ne yapacağız? Hemen tarağımızla taraklı şey yapalım. Şöyle bir şey yapalım. Ben şimdi boya daha bıraksam ne olur? Zor o tarak yapsam. Olur. Olur mu? Denemek istiyorum. Dene abi. Çok. Yani çok az kullanacağım. Kırmızıdan. Üzerine serpeceğim. Hani tarak, ben şimdi az birazcık daha önce şahit olduğum için tarağı biliyorum. O yüzden yani şu hareketi yapacağız herhalde. Şu anda taraklı Ebru'yu yaparken şu şekilde tarağı tutuyorum. Tarak şeklinde olduğu için tarak diyoruz. Yavaş yavaş çekiyorum. Geride çok güzel bir iz bırakıyor. Hmm. İstersen bunu tekrardan böyle çekebilirim. Ya da bunu buradan yapayım hatta. Aynı gelgitin abisi gibi bu biraz. Evet. Eyvallah. Ve ortaya acayip bir şey çıkıyor değil mi? Kağıt üzerinde daha iyi tabii görünecek. Yapabiliriz. Yan yapınca biraz daha da oluyor. Ben şöyle bir daha geleceğim. Evet. Tamam. Ben de yapayım. Önce şöyle soldan sağa yaptım değil mi? Bismillahirrahmanirrahim. Yukarıdan aşağıya çok güzel olmuyor. Bu şekilde daha güzel oluyor. Ama kırmızıdan çok güzel görünüyor. İş dünyam ne kadar güzelse suyun üzerine ne kadar güzel yansıyor. Şimdi bence yeterli. Öyle mi? İstiyorsan oradan bu tarafa bir daha gelebilirsin. Ama yukarıdan aşağıya yapma, çok güzel durmuyor. Öyle mi? Yani bu da kişisel bir şey diyorsun. Aynen. Çapraz yapsam ne olur? Ya da şöyle oynayarak ama zorlama. Zorlama diyorsun değil mi? Eyvallah. Tamam, bir kere de buradan buraya gidiyorum. Bu tarafa gelebilirsin. Gördüğüm şey inşallah kağıt üzerinde de güzel olur. Mesela istesek bunun üzerine de gelgit ya da bir şekil mekli yapabiliriz ama şu an sadece tarak devre gösteriyoruz. Tarak devre gösteriyoruz. Uğraşsak aslında bunun üzerinden yine bir şeyler yapabilir yani. Tabii ki. Bunu yaptık bitti demek değil. Bunun zemin olarak da kullanabiliriz. Bunun üzerine kalp yapabiliriz. Hmm. Tabii bunun üzerine ileride göreceğiz. Hatip Ebru yapabiliriz. Yani evet. Bunun bir zemin arka plan olarak her zaman kullanabiliriz. Aslında şu an başlangıç dersindeyiz yani Ebru'da. Eyvallah, hemen alalım abi. Kağıdı nasıl tutuyorduk? Şöyle. Ben atıp bu şekilde tutuyorduk. Önce bir tarafına bırakıyoruz değil mi? Aynen. Suyun üzerine.
Allah yamuk bıraktım biraz neyse. Sonra bak şurası kötü bıraktım ben kendimi. Ben de kötü bıraktım bu sefer. Burada böyle şöyle. Şu an ne yaptığımızı öğrenmek istiyorsan bir önceki videomuzu clickbait. Kağıt şey almasın diye. Neydi? Kağıt tam emsin suyu diye kenara bırakıyoruz. Abi şöyle bir şey denemek istiyorum. Ben çok fazla bırakmıyorum suyun üzerinde. Öyle mi? Şimdi çekelim. Ondan sonra devam edebiliriz. Abi ben şöyle bir taktik denemek istiyorum. Şunu şöyle bir dakika. Şöyle bıraksam bir şey olur mu şu an? Böyle bıraksam. Yok. Şey abi şunu şuradan tutacağım. Bunu buradan. Çünkü yapışıyor diğer türlü. Şöyle çekeceğim. Öyle çek. Ben de çekeyim değil mi? Ve gel git Ebru. Evet. Bakalım abi şöyle. Ama güzel oldu ya. Denk düğümü çok önemli. Ama bence gel git daha güzel ya. Benim daha çok hoşuma gitti gel git. Gel gitin bozulma ama bu da çok güzel. Mesela evet, bunu kes. Kitabayla şey yap bak. Aynen mesela. Her şeyi yapabilirsin bunu. Allah yırtılıyor dikkatli. Çok bastırmadan tutmak lazımmış. Çok biraz narin tutacağız herhalde bunu. Evet efendim. Batı Ebru'muzun, Gelgit Ebru'muzun arkasından taraklı Ebru'muzu da nasıl yapılır onu da öğrendik. Gelgit üzerine taraklı yaptık hem de. Siz de Ebru videolarımızı izleyerek Ebru nasıl yapılır bunları öğrenebilirsiniz. Ebru sanatı hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Yeni bir var mı hocam eklemek istediğim bir şey? Yok. Eyvallah. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.